Aşağıda mitokondrinin şekli verilmiş olup bazı kısımları numaralandırılmış. Bir numarayla bakın ne gösterilmiş? Mitokondrinin iç sıvısı yani matriks dediğimiz bölge gösterilmiş. İki numarayla da iç zarın yaptığı şu kıvrımlar gösterilmiş bakın. Bu kıvrımlara ne diyorduk arkadaşlar? Krista diyorduk. Özelliklerini bir hatırlayalım. E, mitokondrinin içini dolduran matriks dediğimiz sıvıda DNA... RNA ribozom bulunuyor. Dolayısıyla mitokondri DNA'sı olduğu için kendisini eşleyip çoğaltabiliyor. RNA ve ribozomu da olduğu için kendi proteinlerini sentezleyebiliyor ve kendi enzimlerini yine sentezleyebiliyor. Yani matrikste bu tür maddeler bulunabiliyor. Krista dediğimiz iç zarın yaptığı kıvrımlarda ise ETS dediğimiz elektron taşıma sistemi elemanları var. Bu elektron taşıma sistemi elemanları ile birlikte ATP sentaz enzimi sayesinde ATP üretimi gerçekleşiyor. Nerede? Mitokondride. Mitokondrinin içine arkadaşlar glikoz direkt girmiyor. Konu anlatımında da bahsetmiştim. Mitokondrinin şu dış kısmı stoplazma bakın. Stoplazmada glikoz pürüvik asite kadar parçalanıyor ki bu olaylara biz ne diyoruz? Glikoliz reaksiyonları diyoruz. İşte pürüvik asit haline döndükten sonra mitokondrinin içine giriyor. Glikoliz olayında substrat düzeyinde fosforilasyon gerçekleşiyor. Mitokondrinin içindeki olaylarda ise oksidatif ve yine substrat düzeyinde fosforilasyon var. Konunun ayrıntısını hücresel solunum konusu içinde işleyeceğiz. Şimdi numaralandırılmış bölgelerle ilgili hangileri doğrudur bakalım. Bir nolu bölgede DNA RNA ve ribozom bulunur demiş. Bulunduğunu biraz önce gördük. İki nolu bölgede elektron taşıma sistemi elemanları bulunur demiş. İki numaralı bölge kristayı gösteriyordu. ETS elemanları bulunur. Bir nolu bölgede glikoliz olayları gerçekleşir demiş. Bir nolu bölge matriks ve glikoliz olayları mitokondrinin dışında bakın stoplazmada gerçekleşir. Bu yüzden üçüncüsü doğru değil. İki nolu bölgenin kıvrımlı olmasının nedeni yüzey alanını genişletmektir. Evet arkadaşlar böylece daha çok ETS elemanı içerebilir kristal. E, Dolayısıyla doğru cevabımız 1 2 ve 4 yani C şıkkı.